Herkese merhaba, ben Yusufcan Gökkaya. Sizin de bildiğiniz gibi bu kanalda daha çok edebi seslendirmelere yer veriyorum ben. Ama arada da olsa bazen konuşmak istediğim konuları içeren sohbetleri de paylaşıyorum. Bugün de hep merak ettiğim bir konu üzerine konuşmak istedim aslında. Kendime bugün sorduğum soruysa şu: İnsanlar neden seyahat ederler? Evet, biliyorum çok leş bir dönemdeyiz. Yani özellikle bu son günlerde yaşadığımız sıkıntılardan sonra hemen hemen hepimizde fazlasıyla arttı bu istek, seyahat etme isteği. Hatta bu sorunların ekonomik tarafını da düşünürsek çoğumuz temelli gitmeyi istedik. Ama bu konu politikaya girdiği için hemen çıkıyorum bu konudan. Hani ister planlı, isterse de plansız, ani kararlarla oluşan gitme, seyahat etme isteğinden bahsediyorum. Bazen çok öncesinden planlayıp, onun için birikimler yapıp, hayaller kurup gittiklerimizden. Bazen de böyle plansız, bir anda bir yerlerde olma isteğiyle gidip, o anda karşımıza ne çıkıyorsa yaşayıp geri dönmekten bahsediyorum. İşte bu gitme isteği, seyahat etme isteği neden oluşuyor? Bunu merak ettim ben. Yani elbette hepimizin belli bir cevabı var buna. Hani şunun için, bunun için, şu amaçla gibi. Ama bu istek bizde neden oluşuyor? Ha, bir yemek yeme, bir şeyler içme gibi bir ihtiyaç haline geliyor çünkü. Hani bu neden oluyor? Onu merak ettim ben de. Hani bizler neden seyahat etmeyi istiyoruz? Veya hani seyahat etmekten neden bu kadar keyif alıyoruz? Hani bu noktada araştırmaya başladıkça da karşıma ihtiyaç ve motivasyon kavramları çıktı daha çok. Bu konuşmada da aslında seyahatin altında yatan bu iki kavram üzerine konuşacağım. Hani o yüzden doğal olmasını istiyorum aslında. Yani arada çay yudumlarım size gelebilir. Ben bunu tüm sohbetlerde söylüyorum. Çünkü doğallığı önemsiyorum. Şimdi kavramlara geri dönecek olursam eğer, bu iki kavram, hani ihtiyaç ve motivasyon kavramları, hangi noktalarda bizim seyahat etme isteğimizin oluşmasına etki ediyor diye merak ettikçe de yavaş yavaş böyle daha da bilimsel olan, daha da böyle kuramsal cevaplarla karşılaşmaya başladım ben. Hani bahsi geçen kavramlardan olan motivasyon, insanların harekete geçmelerini sağlayan sebepler olarak tanımlanıyor. Bu hareketlere, davranışlara neden olan güdülerin temelinde ise de ihtiyaçlar yer alıyor. Hani bu iki kavramın birbirini etkileyişi bu şekilde ilerliyor. Peki nasıl harekete geçiyoruz? Burada hemostatik denge adı verilen, insanların hiçbir şeye ihtiyaç duymadıkları bir durum varmış. Bu durum insanların sahip olduğu gerek fizyolojik gerek de psikolojik ihtiyaçlarla bozuluyor ve bu bozulma nedeniyle de insanlar harekete geçiyor. Turist, gezgin gibi ifadelerin tanımı da aslında tam bu hareketin işleyişinden geliyormuş. Şöyle ki, turist kavramı günlük yaşamın rutinliğinden kaçmak için motive olmuş kişiler olarak tanımlanıyor. Bu da motivasyon kelimesinin seyahat edenler için önemini anlatan bir şey aslında. Burada seyahat ve motivasyon kavramlarını bir arada kullanıyorlar. Yani burada bir seyahat motivasyonu karşımıza çıkıyor yine. Burada insanların seyahat ederken karar verme süreçlerinde etkiliymiş seyahat motivasyonları. Hani insanlar niçin seyahat eder sorusunun cevabını bu seyahat motivasyonu belirliyormuş. Motivasyon kavramı da genel olarak hepimizin satın alma tercihlerinde etkin olan psikolojik bir faktör aslında. Yani buradan da seyahat için gerekli olan seyahat motivasyonu kavramı doğmuş. Yani seyahat motivasyonunu kısaca kişiyi veya kişileri, turistleri, gezginleri seyahat etmek için harekete geçiren ihtiyaçlar olarak da ifade edebiliriz. Peki bu seyahat motivasyonu, motivasyon dediğimizde
Bu motivasyonlar nelerdir, nasıl oluşuyorlar gibi bilgilere biraz daha sonra değinmeyi daha doğru buluyorum aslında. Çünkü öncelikle ihtiyaç kavramını biraz konuşmamız gerekiyor. Neticede bizde oluşan bir ihtiyaç için motive olacağımızdan dolayı ihtiyacı da biraz açmak, detaylandırmak gerek. Bu ihtiyaçlar nedir, nasıl oluşuyorlar peki? Bu sorunun cevabını bulmaya çalıştıkça da çoğumuzun aşina olduğu Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi karşıma çıktı. Aslında çoğumuzun, dedim ben halkla ilişkiler mezunuyum lisans ve yüksek lisansta, bu sosyal bilimler alanında olanlar bu Maslow'dan illallah etmiştir. Çünkü çok fazla duyuyoruz. Evet, yani çok önemli bir bilgi elbette ama yani çok fazla duyduğumuz için bir iticiliği oluyor. Ama merak ettiğim bir şeyde de yine karşıma çıktı. Bu yüzden hani kısaca Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinden de bahsetmek gerekiyor. Maslow, insan ihtiyaçlarının hiyerarşik bir şekilde yapıldığını söylüyor. Bu hiyerarşik sıralamada insan üzerinde en fazla baskı oluşturan ihtiyaçlar bu sıralamanın en alt basamağında yer alırken, insan üzerinde en az baskı oluşturan ihtiyaçlar ise hiyerarşik yapının en üst basamağında yer alıyor. Bu Maslow'un bu ihtiyaçlar için ifade ettiği hiyerarşi sıralaması toplamda 5 basamaktan oluşuyor. En alt basamakta, biraz önce de söylediğim gibi, insanlar üzerinde en fazla baskı oluşturan fiziksel ihtiyaçlar var. Sonra sırasıyla güvenlik, sevme, ait olma, saygınlık ihtiyaçları geliyor. En üst basamakta ise insanlar üzerinde en az baskı oluşturan kendini gerçekleştirme ihtiyacı yer alıyor. Evet, bu dinlerken biraz karışık gelebiliyor ama buradaki mantık şu: insan önce kendisi için en önemli olan ihtiyacı tatmin etmeye çalışıyor. Tatmin oldukça da bu ihtiyaca karşı gelişen motivasyonu kayboluyor ve bir sonraki ihtiyaç için yeni bir motivasyon sağlanıyor. Daha fazlasını isteme ve daha fazlasına ihtiyaç duyma sonsuzluğu gibi yani. Altı üstü bir seyahat edeceğiz yani, hani bu kadar şey ne, niye diye düşünebiliriz. Ben düşündüm yani. Ama binlerce seyahat etmeyi sevenlerle gerçekleştirilen araştırmalar yapılmış ve bunlar gösteriyor ki seyahat etme isteğimizin nedenlerini alttan alttan hep bunlar oluşturuyor. Yani hepimiz sırtında çantası olan turistleri görüyoruzdur. Bazen de sırtımızla, çantamızla bizler de öyle gözükebiliyoruz. İşte o seyahate neden çıkıyorlar ya da neden çıkıyoruz sorusunun cevabı da biraz önce bahsettiğimiz ihtiyaçlar ve o ihtiyaçlar için geliştirdiğimiz motivasyonlarmış. Yani seyahat motivasyonu dediğimiz şey bizleri seyahate yönelten nedenler aslında. Şimdi ihtiyaçlardan böyle bahsetmiş olduk böylece. Peki seyahat etme ihtiyacı için hangi motivasyonları, yani seyahat motivasyonlarını oluşturuyoruz? Biraz da yani asıl merak ettiğimiz sorunun veya merak ettiğim sorunun cevabı üzerine konuşmak istiyorum. Burada bunun tek bir cevabının olmadığını gördüm ben. Yani birçok araştırmada seyahat motivasyonlarının nedenleri oldukça fazla maddeyle incelenmiş. Ama en çok kabul gören maddeler üzerinden gidilebilir. Hani bu sayede de konuşmayı mümkün olduğunca sade bir şekilde sürdürebilirim ben de. Hani sizlerin de daha iyi anlamasını sağlayabilirim. Bu nedenlerden ilki kişisel gelişim. Hani seyahat motivasyonlarındaki bahsettiğimiz nedenlerden hani ilk motivasyonumuz kişisel gelişimmiş. Bu önemli bir seyahat motivasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Burada seyahatlerde edinilen yeni bilgi ve becerilerin bireylerin kişisel gelişimine katkı sağlamasının etkisi var. Yani kişisel gelişimleri sayesinde insanlar yeteneklerini kullanma olanağı yakalayabiliyorlar. Bununla birlikte hayal güçlerini kullanabilmelerini ve bu sayede de yeni becerilerini keşfetme şansını bulabiliyorlarmış.
Burada yani hayal güçlerini kullanabilmeleri aslında bunların yeni yerlerde yeni şeylerle karşılaşmalarıyla mümkün hale gelebiliyor. Altyapısında da bu var. Sosyalleşme seyahat motivasyonu ise özellikle bu sırt çantalı turistler dediğimiz kesim için önemli bir motivasyon kaynağı. Ve burada en önemli isteklerden biri diğer sırt çantalı turistler ile tanışmak ve bu hostel, çevre ve benzeri yerlerde, ortak alanlarda karşılaşmak ve bu kişilerle gezileri birlikte sürdürmek. Birlikte seyahat etme isteği bu motivasyonun en önemli kaynağıymış. Yani sosyalleşmedeki asıl amaç kendileri gibi olan farklı kültürlerden diğer gezginleri tanımak ve bunlarla birlikte ortak bir deneyim elde etmek. Buradaki motivasyonun amacı bu. Bir diğer motivasyon ise rahatlama. Bunun temelinde de fiziksel ve zihinsel olarak rahatlama, karmaşadan ve rekabetten uzaklaşma, sakin ortamlarda vakit geçirme gibi istekler var. Bu da biraz kaçış gibi aslında. Yani sonra kültürel sermayeyi arttırma diye bir motivasyon geliyor. Burada farklı kültürleri yerinde görerek kendi birikimlerini elde etme amacı var aslında. Yani bu amaçla ya da bu motivasyonla seyahat edenler gittikleri yerlerdeki farklılıkları, hani yemek, kıyafet, ulaşım araçları gibi bunları deneyerek kendilerini daha iyi hissediyorlar ve hem orada bu aktiviteleri gerçekleştirirken çevrelerini genişletiyorlar, hem de döndüklerinde anlattıkları hikayelerin veya anıların çeşitliliğini arttırıyorlar. Yani bunu önemsiyorlar. Bağımsızlık geliyor sırada. Bu motivasyon seyahat edenlerin motivasyonu olarak kabul ediliyor. Yani bu bağımsızlık motivasyonunun temelinde kişilerin kendi seyahatini organize etmesi, çok fazla bilinmeyen yerlere gitme arzusu ve buralarda kendini keşfetme isteği yatıyor. Bu da kişilik oluşumunda önemli bir etkenmiş mesela. Burada kendi başına bir şey yapabiliyor olma, yeni bir şey keşfedebiliyor olma ve becerebiliyor olma gibi alt tatmin duyguları yer alıyor. Buna benzer farklı bir motivasyon kaynağı ise benlik gelişimi. Bu motivasyonla seyahat edenler, Noy diye bir araştırmacının gerçekleştirdiği bir araştırmada %62 oranında, ki bu çok büyük bir oran, kişilik benliklerinde olumlu bir değişim olduğunu söylemişler. Yani burada benlik gelişimlerinin seyahat motivasyonuyla ne kadar ilişkili olduğu kavramını da, anlamını da diyelim, anlamına da ulaşabiliyoruz. Hani sıradaki motivasyon aslında günümüz şartlarında gerekli olan bir motivasyon sanıyorum. O da, yani okurken ben gülüyorum, düşük bütçeli seyahat etme motivasyonu. Bu motivasyona daha çok maddi durumu düşük olanlar sahip oluyor, tahmin edilebileceği gibi. Burada dünyayı görme isteği, maddi zorlukları farklı çözümlerle bir şekilde aşma başarısına ulaştırıyor. Ne gibi? Daha ucuz olan hostellerde konaklama, çok önceden planlanan ucuz uçuşlar gibi çözümler oluşturuyorlar. Tabii bu biraz özgürlük motivasyonunun karşısında gibi gözüküyor. Yani istekleri için kendilerini yaşadıkları hayatta oldukça soyutluyor bu motivasyona sahip olan kişiler ve bunların sayısı da çok fazlaymış. Hani neden soyutluyor? Çünkü bir birikim yapması gerekiyor ve bu birikim için gündelik aktivitelerinden, günlük veya rutin aktivitelerinden vazgeçiyorlar. Bunu da herkese açıklama gereği duymuyorlar ve soyutlama yoluna gidiyorlar. Sıradaki ise kaçış motivasyonu. Bu da rahatlamayla paralellik gösteriyor aslında. Yani
sıkıntılardan, baskılardan ya da sorumluluklardan kaçıp rahatlamak için seyahate yönelme durumu. Tabii bence kısa süreli bir çözüm bu. Yani dönüldüğü zaman bırakılanların hangi noktasında olacağını bilmek pek mümkün değil açıkçası. Bu da tatminin ne kadarının sağlandığıyla alakalı o gidilen yerde diye düşünüyorum. Seyahat edenler arasında bu eğitim hayatları sona eren, kariyer değiştiren, duygusal ilişkisi biten kişilerin sahip olduğu bir motivasyon var. Bu da yaşam geçiş motivasyonuymuş. Bu biraz kaçışa, biraz da rahatlamaya benzer aslında. Yani sonuçta sahip olduğu veya içinde yaşadığı an ile bir baş edememe durumu var. Yani bu motivasyonların sonuna geliyoruz. Sondan bir önceki motivasyon ise deneyim kazanma. Bu da daha önceki motivasyonlardan olan kültürel sermayeyi arttırmayla hani oldukça benzer. Ben ona benzetiyorum. Ama burada kültürel sermayeyi arttırmadan farklı olarak deneyim kazanma motivasyonunda özel amaçlar daha fazla. Yani kısa süreli de olsa gidilen bir yerde örneğin bir çalışma veya burada bir özel etkinliklere katılma, o kültüre veya orada yaşayanların daha fazla aşina olduğu bir etkinliğe katılma gibi özel amaçlar daha fazla hale geliyor. Bu amaçları gerçekleştirme daha fazla hale geliyor demek daha doğru tabii. Buna da aslında bizim work and travel aklıma geldi hemen. Yani deneyim kazanma, hani gidiyoruz, sözde bir yeri görüyoruz ama çalışıyoruz da deneyim de kazanıyoruz. İnsan ilişkilerini de arttırıyoruz, çevreyi de genişletiyoruz. Yani deneyim kazanma bence altında hepsini kapsıyor gibi. Tabii hani bunlar da tartışılabilecek mevzular. Son motivasyon ise heyecan, macera arayışı. Aslında her gezginin ağzında olan şey. Burada da daha fazla riskli olan şeylerin çekiciliği söz konusu. Hani ne bileyim bu ücra yerlere gitmek, sokakta yatmak, hani sabahlamak veya otostopla bir yerlere gitmek gibi aktiviteler var. Hani bunun da altında ağırlıklı olarak şu var. Hani özgün ve çekici hikayelere sahip olma arzusu. Hani bunları gerçekleştirdikten sonra anlatırken hani bak ben özgürüm, neler yapıyorum. Hani of ben şuraya şöyle gittim. Hey parada sorun mu be, şöyle hallederiz gibi hani söylemler yer alıyor. Yani burada da hani macera perestin yarattığı bir şey var, çekicilik var. Hani wow, herhalde bu cevabı duymayı seviyor sadece bu motivasyona sahip olan kişiler. Tabii bunlar hepimizde yer alan motivasyonlar. Hani bu son motivasyondan sonra da bitiyor aslında sıralama. Hani illaki bunun tek bir cevabı yok. Hani insanlar birden fazla motivasyona da sahip olabiliyorlar. Ben mesela bunları konuşurken sanırım hepsinden biraz biraz bir şeyler aldım. Bu sadece motivasyonların çeşitliliğiyle de kalmıyor. Hani yaşa göre, cinsiyete göre veya birçok farklı değişkene göre de sayıları artabiliyor sahip olunan motivasyonların. Yani biraz önce bahsettiğimiz son motivasyonda heyecan macera arayışında laf attım o motivasyona ama evet yani orijinal şeyler yapmak ve bunu anlatması oldukça keyifli olur aslında. Yani o yüzden hepsinden biraz biraz almak mümkün. Ben aldım. Yani okurken bile aldım. Hani neticede seyahat etmek bence de çok güzel bir şey. Bakalım umuyorum hepimizin mutlu olacağı güzel rotalarımız olur. Bizlere güzel gelen yerleri yakalayabiliriz. Sizler de sahip olduğunuz motivasyonları ve bunlarla ilgili düşünce ve görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Yani her yerde iletişim adresleri vardır karşınızda. Hani yazarsınız, okurum. Ben de merak ederim hani bunlar doğru mu, sizde nasıl işliyor? Bunların cevabını ben de okuyabilirim. Mutlu da olurum. Bugünlük bu kadar olsun diyelim. Hani umarım sıkılmamışsınızdır. Çünkü benim merak ettiğim bir konuydu bu. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, güzel planlar yapın, bol bol gezin, güzel bakın kendinize.